Yarın ikinci sınava girecekler. Yayından önce e, değerli yönetmenim kulağıma seslendi. Hocam dedi e, paragraf sorular bir hayli fazlaymış galiba dedi. Türkçe testinde sadece Türkçe'de değil sayısalda da paragraf sorular vardı. Evet dedim benim dedi yeğenim dedi boğaz içine hedefliyordu dedi. Ondan sonra galiba biraz zor gibi gözüküyor şu aşamada dedi. Şu anda bunun kararını vermek doğru değil ki. Şu anda bunun e, kararını neye göre veriyoruz da... %40'ı tamamladık. Önümüzde daha yarın %60 var. Bir de paragraf soruları uzunsa herkes için uzundu ve herkes bundan muzdarip oldu diyelim. Zorluk çekti diyelim. Dolayısıyla ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de üstüne basa basa yıllardır şunu diyor. Sadece soru çözmeyin. Sadece test çalışmayın. Sadece ders çalışmayın. Bunun yanında Bolca kitap okuyun diyor, hikaye okuyun, roman okuyun, gazete okuyun, her şeyi okuyun diyor. Dolayısıyla bana benim istediğim okuyan öğrenci diyor ve bilerek de her bir yıl geçen yıl bunun dozajını bilerek artırıyorlar. E artık bu da hazırlıklı olmak lazım. Yani sadece soru çözmek yetmiyor. E başka şeyler isteniyor. E aynı şey. Matematik için de geçerli. Aynı şey fizik için. Hem güncel hayatta bir takım temel bilgiler kazanımları kullanmamız isteniliyor. Aynı zamanda da okuyup algılamak ve bunları yorumlamak isteniyor. Hepsi bir arada yani e, TYT öyle bir hale geldi ki. Yani sözel ağırlıklı bir test ama sözelin içinde mantık da var, sözelin içinde e, analiz de var, sözelin içinde matematik de var. Yani hepsi bir arada esasında ama okuma temel yani bundan sonra bundan kaçış yok. 11 ve 7'lere seneye LGS'ye seneye e, YKS'ye girecek olan öğrencilere en büyük tavsiyemiz yazın dinlenin ama yazın ...bol kitap okuyun... E ...biraz da soğumamak için ders çalışın... ...şimdi e, branş öğretmenlerimiz soruları... E, ...şey yapacaklar... ...yorumlayacaklar... ...peş peşe iki yan, yayınımız var... ...önce yolumuz başkente düşüyor... ...Ankara'ya gidiyoruz... ...stüdyomuzda Ankara stüdyomuzda... ...benim hocam yayınları... ...yani Türkiye'nin bu alandaki... ...en e, önemli yayınlarından... ...benim hocam yayınlarının... ...matematik zümre başkanı... ...değerli öğretmenimiz İlyas Güneş... ...bizlerle birlikte... ...diğer değerli öğretmenimiz ise... Türkçe Zümre Başkanı Sayın Kadir Gümüş Hocamızla bizlerle birlikte değerli öğretmenlerimize öncelikle şeref verdiniz diyoruz ve ilk sözü ben Türkçe Zümre Başkanı Kadir Gümüş Hocama vermek istiyorum. Genel hava nasıldı? E, yorumlamama katılıyor musunuz hocam? Sadık Bey, öncelikle iyi yayınlar. E, ben e, sizin sözlerinize e, tamamıyla katılıyorum bu konuda. Ve e, sınav sorularını incelediğimizde karşımıza çıkan bazı hususlar var. Eskiden ÖSYM e 12-13 tane dil bilgisi yazım noktalama soruları sorarken bu yıl iki tane yazım, iki tane noktalama, bir tane cümlenin ögeleri, bir tane de sözcük türlerinden sordu. Geri kalanları sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraftı. Yalnız paragraf metinleri geçmiş yıllara göre biraz kısa almıştı ama bu demek değildir ki kolay oldu gerçekten seçici bir sınav oldu gerçekten öğrencilerimiz zorlayıcı bir sınav oldu ama öğrencilerimiz peki korkmalı mı bu zorlamadan bence hayır neden hayır siz de zaten söylediğiniz üzere standart sapma diye bir şey var yani standart sapma ne demek oluyor şöyle sana zorsa diğerine de zor öbürüne de zor öbürüne de zor bu demektir ki biz Yapılan netleri yukarıdan aşağıya doğru bir değer aralığına koyacağız ve örnek veriyorum. Sınavın kolay olduğu yıl yapılan Türkçe'deki 35 net bu yıl zorsa seçiciyse öğrencilerimiz seçerse 30 nete tekabül edecek. Yani aslında burada moral bozacak hiçbir şey yok. Kesinlikle, Biz da. gözümüzü ayetiye dikmeliyiz. Yorumumuz şöyle bir şey var. Pandemiden dolayı bu süreçlerden dolayı bilgi sorularının azaldığı ve bu seneye göre sadece bu senelik anlam sorularının arttığını düşünüyoruz. Ve öğrencilerimizden de hani bunun üzerine geliyor e, sorular var. Ne diyorlar mesela hocam anlam soruları birazcık artmış. İşte sizin de dediğiniz gibi biz soruları gerçekten gerçekten bilimsel metinlerle sorulan paragraf kitaplarına yönelirsek ve en önemlisi 11. sınıflar için 2021 tayfa için bu yazı bilimsel metin, felsefi metinlerle kitap okumaya ayırırsak bence çok güzel yol alırız. Sırf bunun için ben de önümüzdeki haftadan itibaren artık sosyal medya hesaplarımda okunması gereken kitaplarla alakalı paylaşımlar yapacağım. Ne yani evet. ÖSYM'nin soru sistemine uygun kitaplarla kendimizi güncelleyelim ve buradan bence algılamamızı biraz daha yükseltelim şeklinde ben de hani bu amaçla paylaşımlar yapacağım. Sınav soruları Sadık Bey msüye göre evet anlam soruları biraz sertti. Hani sizin orada yakınızın dedikleri doğruydu. Gerçekten anlam soruları biraz daha seçiciydi ama bu demek değildir ki. Aman gittik biz battık aman şöyle olduk böyle olduk sana zorsa herkese zor. Bu ne demek? Biz o standart sapma aralığına göre alacağımız puan gerçekten Değişmeyecektir. Hı hı. Yani sözüm ona artık hani e, bundan sonra bilimsel metin ve felsefi metinlerle artık paragraflara yöneleceğiz. Bu tarz kitaplar alacağız. Biz de yayın evindeki çalışmalarımız zaten bu merkezli gidiyorduk. Daha da bu merkezi alacağız. Yani size katılıyorum sadece. Evet. O Aynen o şekilde Hocam ne güzel özetlediniz hem Türkçe'yi özetlediniz hem de ölçme değerlendirme açısından e, olayı yorumladınız ikisi çok güzel e, örtüştü e, bir de yazın dediniz hani e, şeyi okuma listesi kitap okuma listesini yayınlamak son derece yerinde güzel bir e, tavsiye e, şimdi diğer bir başka sıkıntı daha var esasında. Sınav hakikaten mükemmel hazırlanmış. Yani şaka maka değil. Aynı şeyi ben LGS için de söyleyeceğim. Yalnız ortadaki sıkıntı şu... Müfredat, bizim okullarımızdaki kazanımlar, müfredatlar sınava uygun mu? Esas sıkıntı burada başlıyor. Yani sınav almış başını kalite bakımından önden gidiyor. E, arkadaki e, lise müfredatı ya da ortaokul müfredatı henüz o açığı kapatamadı. Yani bunun için bir 3-4 yılın daha geçmesi lazım. Hatta ortada birçok yayın var. E, yine benim hocam yayınlar hani bu hassas noktayı e, yakalayan yayın evlerinin başında geliyor. Ama o kadar çok yayın çeşidi var ki ama diğerleri hani buna uyum sağlayabildi mi? Ya da öğretmenlerimiz henüz buna uyum sağlayabildi mi? E, programdan önce öğretmenlerimizle sohbet ederken çok güzel bir noktaya değindi bir öğretmenimiz. Dedi ki şu andan da lise e, LGS'ye giren öğrenciler de arkadan geldiği zaman dedi o açık e, üniversite sınavında YKS'de kapanacak herhalde dedi. Öyle gözüküyor. Şimdi e, matematik e, zümre başkanımız İlyas Güneş hocamıza soralım. Peki Türkçedeki o paragraf anlayışı, yaklaşımı matematikte ve sayısal olarak diğer testlerde de gözünüze çarptı mı hocam? İyi yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle YKS sınavına giren, YKS'nin ilk basamağı olan TYT sınavına giren öğrencilerime geçmiş olsun diyorum. Tüm benim hocam öğretmenler adına ve yarın girecekleri olacak AYT sınavında da başarılar diliyorum. Şimdi Sadık Bey siz de zaten belirttiniz. Evet bu yıl önceki yıllara göre birazcık daha farklı. Yani biz normal bir süre normal bir atmosferde sınava hazırlanmadık ve hazırlanmıyoruz da. Yani bu şekilde gelişti. Şimdi matematik sorularını değerlendirecek olursak matematik sınavı Öğrencilerin en sona bırakmış olduğu bir test olduğu için tyt'yi biz biliyoruz temel yeterlik testi olduğundan dolayı e, Sorular Daha çok böyle yoruma dayalı e, Ve e, Önceki en son yapılan MSU sınavına göre Birazcık daha böyle ayar anlamında söylüyorum birazcık düşürülmüş ama bu demek değil ki kolay anlamına gelmiyor Yine siz de belirttiniz Kadir hocam da çok güzel özetledi Sorular Anlaşılmadan okunmadan ve işleme dökülmeden çözülecek sorular değil. Ben şöyle analiz edecek olursam soruları, yaklaşık olarak yüzde onluk yani dört tane soru çok kolay. Yani herkesin çözebileceği tarzda sorulardan oluşuyor. 8 tane soru kolay ile orta arasında değişiyor. 8 yani %20'lik kesim. Bunun haricinde yüzde %40'lık yani 16 tane sorumuz orta düzeyde. Orta düzeyde sorulardan oluşuyor. Orta ile zor arasında olan soru sayımızda yine %20'lik yani 8 tane ve çok zor olan 4 tane sorumuz var. Yani bunlar daha çok nedir? İşte derece hedefleyen öğrencilerin çözebileceği tarzda sorulardan oluşuyor. Şimdi sınavı genel anlamda değerlendirdiğimizde yani yaklaşık olarak bir %70'lik kısmı sınavın birazcık daha önceki MSU sınavına göre değerlendirdiğimizde birazcık daha böyle ayarının düştüğünü görüyoruz. Ama dediğim gibi başında söylemiş olduğum gibi ÖSYM aslında bize şunu söylüyor. Matematik soruları her soru ben biz öğrencilerimize her zaman söyledik. Canlı yayınlarımızda işte benim hocamda çekmiş olduğumuz videolarda okuduğunuz soru size Türkçe sorusu gibi gelecek. Evet bu sınavda da öyle mi oldu? Evet bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi bizim artık kitap okuyarak ve kitap okuyup anladığımızda e, bu işi matematik noktasına da birazcık daha bizim adımıza daha kolay ve iyi olacağını düşünüyorum. değerlendirmem bu şekilde. Çok güzel. Yani hocam dedi ki matematikteki soruların %70'i normal düzeydeki bilgi düzeyiyle rahatlıkla yapılabilecek türden sorulardı. Bu sadece matematik için değil esasında testin geneli içinde düşünülebilir. Yalnız e, sorular öyle bir hale geldi ki hakikaten yani helal olsun. Mesela LGS'de. Kadir Hocam da buna katılacak mı? Yani aynı mantık ÖSYM'de bugünkü sınavda da var. A kitapçığında 10. soru vardı. Bu hani illerle ilgili, 67 ille ilgili bir plaka sorusu vardı. Mesela orada Türkçe var, tarih var, mantık var, matematik de var. Yani işin ilginci. Bir soru dört şeyi birden kapsıyor. Şimdi yayından önce gene bir aday, ...mesela e, dereceye oynayacak bir e, aday... ...mesela matematikten 40'ta 40'ı hedefliyormuş... ...fakat uzun Türkçe sorularında e, 40 matematikten 20 matematik çıkartabilmiş... ...bu derece hocam yani paragraflar çok da uzun değildi ama zorlayıcıydı e, dediniz... ...bu derece etki etti mi hocam yani edebilir mi sorular gerçekten? Ee, Sadık Bey e, artık ÖSYM e, e, şunu istiyor, üniversiteleri okuduğunu anlayan ve bunu yorumlayabilen ve bu şekilde bilgiye kendileri ulaşabilen yapılandırmacı yaklaşımın istediği bir tarz istiyor. Ha Türkçe soruları öğrencilerimizi birazcık ters köşe yaptı. Sebebi de şuydu ben buradan katılıyorum onlara. Ben onlara videolarda hep pıtırcıklarım diye seslendim. O yüzden o pıtırcıkların bana yazdıklarına ben katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü bundan önceki yıllarda onlar 12 tane yazım noktalama dil bilgisi bekliyorlardı. A, bunu sayısı birden düştü. Bence bu yıllarına düştü. Önümüzdeki yıl artacaktır ve sizin de dediğiniz gibi ölçme derlendirmenin temel felsefesine bir e, biraz uygun oldu. Çünkü neden? Bir soruda birden fazla kazanım. Siz de aynı şekilde söylediniz ya. Bir soruda birden fazla kazanımı yoklamaya çalışıyor. Doğru. Bu amaçla çıktı ve bunun ben diğer dersleri sirayet ettiğini de görüyorum. Ben Doğru. ekip arkadaşlarımdan buraya çıkmadan önce bilgi aldım. Soruları beraber değerlendirdik. Sevgili Ramazan Etkin e, tarih sorularını değerlendirdi ve Ramazan İtkin'in değerlendirmesine göre tarih sorularında hani bir tane böyle bilgi yarlı Dört tane bilgiden hareketli yorum. Bak dikkat edin sadece yorum değil. Bilgiden hareketli yorum. Coğrafya hakeza. O biraz bilgiye kaymış ama yine yorum kayan sorular var. Felsefe ve din kültürü aylak bilgisinde yorum almış başına gitmiş. Yani Sadık Bey dediğiniz artık paragraf mantığı. Mesela paragraf sorularını öğrenci alışırken sadece Türkçe sorusu için değil. Evet. Artık sosyali de kapsamış. Doğru. Artık paragraf okuduğunu anlama matematiği de kapsamış. Artık Fen bilgisini de kapsamış. Yani okuduğun anlama hepsini kapsamış. Doğru. Yani öğrencilerimiz sadece paragrafa ve Türkçe'ye yönelirken aslında hepsini hallediyorlar. Doğru. Ve ben hep şunu demişimdir. Aslında sınavın her şeyini belirleyen yönerge Türkçedir. Çünkü Neden? Öğrenci Türkçe hızlı geçtiği zaman diğerlerine daha fazla vakit ayırır. Doğru hocam. Öğrenci evet. Türkçe yapabildiği zaman, okuduğunu anlayabildiği zaman, dili çözdüğü zaman diğer dersler aslında kendi kendine çözülür. Evet. Yani ben merkez ders olarak Türkçe ve matematiği bu anlamda görüyorum ve siz de programlarınızda zaten evet, sürekli bunun üstüne duruyorsunuz. Ölçme, derdirme yaklaşımlarını evet. yapıyorsunuz. İlyas hocam, son bir dakikaya girdik. Sizden kısaca yarınki sınavla ilgili ne tavsiyede bulunursunuz? Bugün ...yarının bir göstergesi olabilir mi? Şimdi Sadık Bey, yarınki sınavımız... ...bizim AYT sınavı direkt olarak bilgi ölçen bir sınav. Yani evet. normalde tyT sınavı gibi değil. Şimdi öğrencilerime tavsiyem şu olur. E, AYT'de yapacakları bir tane, yani üç tane matematik sorusu... tyt'de yapamadıkları beş tane soruya bedel olacaktır. Evet. Bakın bunun üzerinde özellikle duruyorum... AYT'de 3 soru, TYT'de 5 soruya karşılık gelir evet. matematik anlamında. E, bildiklerini uygulasınlar. Süre noktasında herhangi bir problem yaşamayacaklar. Sınava odaklanıp soruları sonuna kadar okuyup bilgilerini e, soruya yansıttığı sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Evet, güzel. İnşallah, İnşallah AYT sınavı evet. %60'lık sınav onlar için çok evet, da güzel geçti. Çok güzel, önemli. Eşimden öğrencilerime her, herkese başarılar evet, diliyorum. Yarınki sınavda bir tane fazla net yapmak buradaki beş tane açığı kapatıyor dedi e, İlyas Hocam. Güzel özetledi. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Şimdi kısa bir ara var programımız e, tekrar devam edecek.